arkadaşlar. Ben Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Muhammed Furkan Demir. Görüntü işleme dersi kapsamında kursumuza kaldığımız yerden devam edelim. Next diyerek devam ediyorum. Introduction, başlangıç kısmını bitirmiştik bir önceki videomuzda. Next model diyerek devam edelim. Yüklenmesini bekliyorum. Evet. Photo classification example, yani fotoğraf sınıflandırma örneği. Burada biz fotoğrafları derin sinir ağlarıyla sınıflandırmaya çalışacağız. Örneğin plaj, kedi, cupcakes, lake, fish, bu tarz fotoğrafları sınıflandırmaya çalışacağız. Öncelikle task 1 ile başlayalım. Bu arada biz kursumuzun ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. 2.1 kısmındayız. Şöyle devam edelim. Task 1'imize girelim. Burada bizim bir dosyayı imread komutuyla okuyup bir değişkeni aktarmamız gerekiyor. Bunu daha öncesinde görmüştük zaten. Yapalım arkadaşlar. IMG 1 değişkenine imread komutuyla file 0.1 01.jpg ile çalıştıralım arkadaşlar. Dosyamızı alalım değişkenimizi. Burada bir hata yaptığını söylüyor. Hemen bakalım. Ha, burada tırnak işaretlerini koymadığımız için oldu. Evet, şu an oldu arkadaşlar. Burada da hani dosyamızın matrisini görüyoruz. 227, 227, 3 boyutlu bir şekilde, yani RGB renkleri sahipmiş. Burada da Task 2'de de imshow komutuyla bu bizim yüklediğimiz IMG1 resmini göstermemizi istiyor. Hemen yazalım arkadaşlar bunu. IMG1. Submit diyorum. Evet, bu bizim bir sahil resmimiz. Öyle olduğunu görüyoruz. Further practice'te de the first to display the image in file 01 JPEG için biz görüntüledik. Aynı görüntüleme işlemini file 0 iken file 03 için yapın diyor. İmşovla bunları da gösterelim hemen. Run section dediğimizde sadece bu bölgeyi çalıştırmış oluyoruz aslında. Evet, burada da bir kedi resmiyle bir cupcake resmini görüyoruz. Next section'a geçiyorum. Geçiyoruz. Next section'da da 2.2 kısmını In işleyeceğiz. this activity, you'll be using. Videoyu tekrardan başlatayım. In this activity, you'll be using a pre-trained network. Many pre-trained. Önceden öğretilmiş ağları kullanarak biz burada işlemlerimizi yapacağız. Pre-trained networks demek, önceden öğrenmiş ağ demek. Trained networks have been trained on more than a million images to classify images into hundreds of predetermined categories. Biz bunları öğretilmiş ağlarla sınıflandırmaya çalışacağız. Bu şekilde bu ağlara milyonlarca resim daha öncesinde Pre-trained networks öğretilmiş have been designed and trained by teams of deep learning researchers, so they've done the hard work for you.
Here, you'll learn how to load a pre-trained network into MATLAB and then use the network to classify images. Bu bizim için resimleri sınıflandırmamızı sağlayacak. Kaydımızda evet oluyormuş. Task 1'e geldiğimizde you can use the Google Net function to create a copy of the predefined deep network Google Net in the MATLAB workspace. Biz bu öğretilmiş ağlar için Google Net'i kullanacağız. Burada da bize verdiği görevde de Google Net'in bir kopyasını DeepNet diye bir değişkene aktarmamızı istiyor bizden. Hemen yapalım onu da. Şöyle diyorum. DeepNet'i alıyorum buraya. Eşittir dediğimde submit diyeceğim ve bunun bir örneğini aslında almış olacağız biz projemize. Evet, şurada workspace'de de bakalım. Aynen DeepNet bir dark network diye görünüyor burada. Next task diyorum. Task diyorum. You can use classify function to make a prediction on an image. Biz burada classify'ı kullanarak aslında bir resmimizi sınıflandırma yapacağız. Ön tahminde bulunmaya çalışacağız. Prediction yani ön tahminden geliyor. Onu da yapalım arkadaşlar. Şuradan örneğimi alayım hızlıca. Daha sonrasında değiştiririz adlarını. Biz bunu pred1 diye bir değişkene aktarıyoruz. Image1 için DeepNet olacak şurası. Aynen. Bu şekilde bir çalıştıralım bakalım. Bizim için bir ön tahmin yapmaya çalışacak aslında. Pred1 için kategorisi seashore yani deniz kıyısı olduğunu bizim için söylüyor. Evet doğru bir tahminde de bulunuyor aslında. Task 3'ümüze geçiyoruz. Aynı şeyi bizim image 2, image 3 resimlerimiz için de pred 2, pred 3 tahminlerini yapmamızı istiyor. Onları da yapalım arkadaşlar. Kopyalıyorum hemen. Image 2, image 3, pred 2 diyorum. Pred 3 diyorum. Submit diyorum. Pred 2 için Bernice Mountain Duck demiş. Dog demiş. Yani bunu aslında bir köpeğe benzetmiş ama aslında bu bir kedi. Hani ikinci görselimiz için bize Google Net yanlış bir sonuç verdi aslında. Üçüncü için de Studio Koch diyor. Yani bir kanep olduğunu bilmiş aslında. Doğru tahmin etmiş. Further practice dedi. Some of the predictions that Google Net makes may not be correct. Her zaman doğru olmayabilir diyor Google'ın tahminleri. For example, the second image contains a cat, yet Google Net classified it as a duck. In the classing, in the following lessons, you will look at the structure of Google Net and investigate the predictions further. Örneğin ikinci resmi doğru bilemedi. Hani kursun ilerleyen kısımlarında da bunu nasıl aşamalardan geçirerek doğru bir sonuç elde edeceğimizi göreceğimizden bahsediyor. Bizim için de burada bir alıştırma vermiyor aslında. Next section diyorum. Burada bir videomuz var. İzleyelim beraber. This training environment is based on MATLAB Online, which has access to many pre-trained networks. However, on your own desktop version of MATLAB, you'll probably need to install a pre-trained network before you can use it. To explore available pre-trained networks, open the Deep Network Designer. You'll see a list of networks that are all... Burada Deep Network Designer tool'unu kullanarak MATLAB'ın içerisinde olan hani Google Net gibi farklı bizim için derin sinir ağları sağlayan algoritmaları projemize ekleyip kullanabileceğimiz. All available for free. SqueezeNet is included with your installation, so it can be used right away. Networks with the warning icon need to be installed, so click on the network you want to try. Yanında önlem işareti olanlar projemizde ekli değil, yani indirilmemiş olduğunu söylüyor. Bunları da ayrıca ücretsiz olarak indirip kullanabileceğimizden bahsediyor. This opens the add-on explorer. The overview includes an example demonstrating how to use the trained model.
Once the package is installed, you can use this function to load the network into MATLAB. You can also use the add-on explorer to add functionality that enables you to import networks saved using open source formats like Onyx or the Open Neural Network Exchange. This means that you can import other pre-trained networks, such as those available on GitHub. Ne istiyorum arkadaşlar? Bir video daha varmış, onu da izleyelim. The pre-trained networks in this tutorial are convolutional neural networks. Burada konvansiyonel sinir ağlarından bahsediyor. CNNs are a powerful, commonly used type of neural network designed for applications where the input has an inherent two-dimensional structure, like an image. Burada resmin karelerine bakarak bir tahminde bulunmaya çalıştığından bahsediyor. Like all neural networks, CNNs are made of layers, and information is passed between those layers. Bir giriş aşaması, bir çıkış aşaması olduğundan, hani bu şekilde bir sınıflandırmaya classification problem like this one, the output layer returns the strength of the network's prediction for each possible class, penguin, car, or tree. There's a lot more detail to the various kinds of CNN layers, but broadly speaking, the bulk of the network turns the input image into a set of features that the last few layers then use to perform the classification. So, how does the network do this? The architecture of the network, that is, the type, size, and order of the layers, is chosen by the architect. That's you, or whoever else initially designs the network. But the layers themselves come with many parameters, known as weights. The weights determine how the layers behave when data is passed through them. The values of those weights are determined by training the network on labeled data. In this way, the behavior of the network is learned from that data. Two networks can have the same architecture, but behave differently if they were trained using different data sets. Burada bizim için farklı layer'lar, yani katmanlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu katmanlara işte input katmanıyla resmimizi veriyoruz. Daha sonrasında çeşitli katmanlara tabi tutarak aslında farklı data setleriyle bunları sınıflandırmaya çalışıyor ve en son sınıflarla alakalı her bir sınıfa bir sayı oranı vererek aslında en çok neye benzediğini bulmaya çalışıyor. Datasets. Next diyorum arkadaşlar. Examining in the layers in GoogleNet. GoogleNet'teki katmanların örneklenmesi, işte örneği hakkında konuşacağız. Örneklerini yapmaya çalışacağız. Bizim burada bir input katmanımız var. Daha sonra convolution, pooling and relu dediği bir katman. Full connected soft makes output katmanlarıyla, yani bu şekilde çeşit çeşit bir sürü katmanın bir araya gelmesiyle aslında bu GoogleNet'in oluştuğundan bahsediyor. Bu şekilde arkadaşlar. Gelin şimdi isterseniz bir örneğine geçelim. Nasıl kullanacağımızı görelim. Burada hani şurada verdiği gibi de deepnet.layers diyerek aslında bu katmanlarına ulaşabileceğimizden bahsediyor. Bizim de burada ly'ye adlı bir değişkene bu katmanları tutmamızı istiyor. Yanlış yazdık, hemen düzelteyim. Şimdi burada çeşit çeşit katmanlarımızın olduğunu görüyoruz. 144 tane katmanımız varmış bizim. Next task diyorum. Burada bizim ilk katman olan input katmanına ulaşmamızı söylüyor. Onu da şu şekilde alacağız. Buna da inlayer adlı bir değişken de tutalım. Bunun içinde 1 diyoruz. Submit dediğimde bakalım. Evet, bir numaralı katmanımızı aslında inlayer değişkeninde tutmuş olduk. Burada da bu katmanların toplam boyutunu insz adlı değişkende input size diyerek tutabileceğimizden bahsediyor. Gelin arkadaşlar onu da yapalım.
Submit diyorum. Burada bir hatamız var. Extract the input size the property of the first layer of the network stored in the variable in layer store the result in a in SZ adlı değişkende tutun diyor. Tamam. Yaptığıma bakmaya çalışıyorum. Solution diyerek bir çözümü görelim arkadaşlar. Nokta koyarak aslında erişmemiz gerekiyormuş. Bunu görmemişiz. Layer dememiş network. Nokta koymadığımız için olmuş arkadaşlar. Bunu hemen düzeltelim. Şu şekilde. Yine yanlış yaptım. In layer nokta input size'miş. Evet. In layer input size değilmiş. Evet, bu şekilde input size'ımızın yani bizim aslında resmimizin boyutunu burada RGB olduğunu, hani 3 katmanlı olduğunu görmüş olduk. Next test diyorum arkadaşlar. Burada bize bir açıklama verdi. Eğer bizim resmimiz grayscale olsaydı bizim burada tek bir katmanımız olacaktı aslında. Tek bir katmanda hani gri resimleri tutabiliyorduk. Renkli resimleri ise RGB yani 3 katmanda tutuyoruz arkadaşlar. Bunu zaten MATLAB OnRack kursunda, Image Processing kursunda görmüştük. Task 4'te bize extract the last output layer of the network into a variable called outlayer. Outlayer adlı değişkende son değişkeni bizden almamızı istiyor. Son katmanı. Onun içinde şu şekilde end diyerek son katmanı alabiliyoruz ya da şuradaki gibi hani en son katmanı görüp 144 deyip gene alabilirdik. Next test diyorum. The class property of an output layer gives the names of the categories the network is trained to predict. Bizden burada kategori isimlerini aslında almamız istiyor. Sınıflandırmaları almamız istiyor. Bunu da arkadaşlar gelin isterseniz bir deneyelim. Öncelikle kategori names adlı bir değişkende tutun diyor. Tamam. Out layer dedim ve classes dediğimde bir submit diyerek çalıştıralım. Evet, burada kategori isimlerini aslında görüyoruz. İşte tens, goldfish, hen, mustard diye bir sürü yani o 1000 tane bizim output aşamasında 1000 tane sınıfımız vardı ya onları aslında burada görmüş oluyoruz. Next task diyor, test diyorum. You have loaded the pre-trained Google network into MATLAB and examined the structure. It can predict the content of a 224x224 color image from 1000 possible categories. 1000 tane kategoriden sizin resminizi işte sınıflandırmaya çalışır Google Net diyor. To view the 1000 categories, click the variable in the output pane. Burada bizim daha önce yaptığımız gibi çıkış isimlerini, değişkenlerini, sınıflarını görebileceğimizden bahsediyor.
Next section diyelim arkadaşlar. Burada ön tahmin skorları, yani ön tahmin skorlarından, hani o bizim 1000 tane sınıfımız olduğundan bahsetmiştik. O 1000 tane sınıfın her birinin kendi bir skoru var aslında. Kendisini temsil eden bir sayısı var. Ona göre en fazla 0 ile 1 arasında en fazla değeri alan sınıf, hani sonucumuz olmuş oluyor aslında baktığımız zaman bizim. Ona göre şekilleniyor. İşte burada vermiş penguen 0.7 imiş. Hani en fazla olduğu için sonuç penguen olacak. Bu şekilde. Task 1'e geldiğimizde arkadaşlar, biz daha öncesinde classify diyerek hani bunun sonucunu alıyorduk aslında. Breadth scores classify şeklinde, bu şekilde bir listeye aktardığımızda ise aynı zamanda bu ön tahminin puanını da, hani sayısını da almış olacağız. Bunu alalım arkadaşlar. Bunu da değiştirelim. SCRS yerine scores period classify. Evet, image aynı şekilde tamamdır. Burada aslında biz 1000 tane o sınıfımızdan her birinin işte kaç sayı değerini, her bir sınıfın hangi sayı değerini aldığını görmüş oluyoruz bu şekilde. Hani en sonlara doğru gittiğimizde gene bu şekilde. Burada bazı sayıların değiştiğini, yüksek değerler aldığını da görmüş olduk. Burada bar scores diyerek arkadaşlar bunu aslında biz bir grafik haline çeviriyoruz. Çevirebiliyoruz o skor değerlerine göre. Yapalım. Burada 800 ile 1000 arasında, 1000'e yakın bir yerde değerlerimizi aldığını, bu şekilde hani çok kısa bir aralıkta olduğu için çok hızlı bir şekilde değer aldığını burada görüyoruz. Next test diyorum. Burada bize bir açıklama yapıyor. Bu şekilde hani tek çizgi şekilde görmek zor olduğu için bunun yüksek değerler alan o sınıflardan yüksek değerler alan kısımlarını sadece göstererek bu şekilde hani daha düzgün bir görüntüyle grafik elde edebileceğimizden bahsediyor. Onun için de high scores adlı değişken oluşturarak scores'daki ...0.01'den büyük olanları bizden almamızı istiyor. Onu da yapalım. Next test diyorum. Bunu aynı şekilde bir 0.01'den büyük olanları, yani high score'ları bizden bir grafikte göstermemizi istiyor. Onu da gösterelim beraber. Bu da büyük ihtimalle bir yanlışlık yaptık arkadaşlar. Test 3'te burada şu şekilde yapacağız. Biz high score göster dedik ama scores'un içindeki high score'ları bize göster diyeceğiz. Bir daha sabit diyorum arkadaşlar. Evet. Burada şimdi 1, 2, 3, 4 şeklinde hani bizim için gösterdi. Daha düzgün bir şekilde yüksek değerli kısımların kaç puanı olduğunu, yani skoru olduğunu grafikten görüyoruz. Test diyorum. Burada XTick Labels diyerek biz yukarıda aldığımız kategori names'lerini, sınıf isimlerini ona göre eşleştirip grafikte bize sunmasını isteyebiliriz. Bunu da yapalım.
deneyim arkadaşlar. Büyük ihtimal burada bir yanlış yapacağız ama bakalım bir. Evet. Bu nasıl bulabileceğimizi unuttuğum için bir sis solution yapalım arkadaşlar. Beraber bakalım. Xtick labels category names high scores için dersek evet. Bizim için oluşturacak. Onu düzeltiyoruz. Category names high score için dediğimizde büyük ihtimal olacaktır şimdi arkadaşlar. Evet, lakeside, promontory, sandbar, seashore. Hani seashore bizim zaten deniz kıyısı olduğunu bildiğimiz resmimiz. En yüksek değerli olduğu için onun sonucunu da burada görüyoruz. Next task'te burada baktığımız gibi biraz hani isimler birbirine yakın ve karışık durumda şu an. Bunun için Task 5'teki bu X-Tick Angle'la bu bizim taglerimizi 60 derece çevirerek o şekilde hani daha rahat bir görüntü vermesini sağlayabileceğimizden bahsediyor. Hemen bir run section diyeyim. Önce şu grafiği yazdırıp daha sonrasında yaptırsam daha iyi olabilir. Evet. Bu şekilde gördük ama tam istediğim gibi değil aslında şu an. Bunu şurada yapalım aslında biz. Run section diyorum. Evet. Şimdi görmüş olduk. Hani daha okunma açısından da iyi oldu. Prediction aşamalarını, skorlarını biz burada file 2, file 3 içinde yapmamızı istiyor. Onu da yapalım arkadaşlar. Gelin. File 2 için yapıyorum. Run diyorum. Evet. Bir kedi resmiydi. Evet. Bunu da gördük. Aynı şekilde file 3 içinde yapalım. Burada da bir cupcake'imiz vardı. Onu da görmüş olduk. Next section diyorum. Evet, bize burada ikinci modülümüzü tamamen bitirdiğimizden bahsediyor. Ben de şimdi videomun kaydını burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.